İşte hicret bir arayış. Hicret bir kaçıştır Allah'a. Geçiştir Allah'a. Göçüştür Allah'a. Niçin göçmüyorsun Allah'a? Niçin kaçmıyorsun Allah'a? Niçin geçmiyorsun Allah'a? Hicret bu demektir. Aziz ve asil kardeşlerim, bir sürü meselelerimiz var bizim. Çözülmemiş hiç, kadar bile kaldırılmamış. Ve biz bunların peşine düşmek yerine, bunları araştırmak yerine, bunları paylaşmak, bunları haklaşmak, hesaplaşmak yerine birbirimizin kutlarına sarılıyor, birbirimizi çekiştiriyor, birbirimize durmadan boğuşuyoruz. Ne korkunç bir oyun, ne korkunç bir oyun. Yeryüzünün bütün insanları birleşme sevdası içinde. Birleşmiş milletler var. Birleşmiş milletler. Bunlar ne için birleşmiş biliyor musunuz? Müslümanların aleyhine birleşmiş milletler bunlar. Hiçbir Müslüman milletin davası çıkmaz oradan. Hiçbir Müslüman milletin davası hallolmaz. Hepsi birleşmiş. Ve işte geçen hafta içinde memleketimize gelen kafir papa, melun papa bu maksatta gelmiş olduğunu söyledi. Herkes bildi bunu. Ne diyor papa? Anadolu toprakları eskiden Bizans'ındı, Rumlarındı, Hristiyanlarındı. Anadolu topraklarında Aziz, Sempol, Sempol dolaştı, Sempiyer dolaştı. Bu topraklar Hristiyanların toprağıdır diye Ankara'da toprağı öptü kafir. Benim topraklarımdır diye öpüyor. Hristiyanların topraklarıdır diye öpüyor. Bu topraklarda Hristiyanların ayak izleri vardır diye öpüyor. Ama bunu anlayacak akıl nerede? Bunu kavrayacak mantık nerede? Tarihi bilgi nerede? Kur'an'ın kıyası, Muhammed'in şuuru nerede bu millete? Ve geldi İstanbul'a. İstanbul'a gelişinin keyfi kara kaşımız, kara gözümüz için miydi? Haşa haşa! Asırlardan beri birbiriyle çekişen, birbiriyle dövüşen, birbirini tanımayan iki Hristiyan mezhebini barıştırmaya ve birleştirmeye gelmişti papa. Ve Patrik Dimitrios'la birbiri görüşme yaptılar. Patrik Dimitrios, gazeteleri okuyunca görmüş olacaksınız, yaptığı konuşmada İstanbul'dan hiç bahsetmiyor, İstanbul kelimesini ağzına alıyor, duymadan Konstantinopolis, Konstantinopolis, Konstantinopolis diye bahsediyor. Bizim şehrimizdir diye bahsediyor. Ve görüşmelerinde şunu konuştular. Dediler ki, 14. Hicri asır bitiyor, 15. Hicri asır başlıyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanmaya başladı. Söyleyen Papa, yani Katolik mezhebinin dini lideri, Ortodoks mezhebinin dini lideri patriye söylüyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanıyor. O kadar uyanıyorlar, o kadar uyanıyorlar ki koskoca Amerika'ya kafa tutmaya başladılar. Avrupa'ya kafa tutuyorlar. Yarın daha da bütünleşirlerse, birleşirlerse, anlaşırlarsa, Kur'an'a dayalı bir İslam devleti kurarlarsa Müslümanlara başa çıkamayız. Gel Patrik, gel Hristiyanlar, birleşelim Müslümanları ayağa kalkmadan, Amerika'ya kafa tutan Müslümanların kafasını parçalayalım diye toplantı yaptılar. Hristiyan ittifakını temine çalıştılar. Haçlı zihniyetini temine, tevhide çalıştılar. Hristiyanlar birleşmek istiyor. Müslümanlar şu Kur'an etrafında hepsini birleşmek istemiyorlar. Kur'an'dan daha büyük kitap mı var? Kur'an'a göre kurulmuş medeniyetler gelmiyorlar mı? Batıl Hristiyanlar, sapık Hristiyanlar, Hazreti İsa gibi peygambere Allah'tır diyen Hristiyanlar, Allah'ın oğludur diye Hristiyanlar, bu kadar sapıkken birleşmek için çırpınıyorlar da, alem-i İslam niçin birleşmez ya Rabbi, ya Resulallah niçin birleşmez? Birleşecek, alem-i İslam birleşecek. Kelime-i Tevhid'in aşkına birleşecek, Hicret-i Muhammediye aşkına birleşecek, Arş'ın tersin aşkına Ümmet-i Muhammed birleşecek, Ehl-i Küfr'ün bütün kefadını kaldırmaktardır. Gayret edin Müslümanlar, çalışın Müslümanlar, birbirinize çekişmeyin, birbirinize dövüşmeyin, parti, fırtı, şu, bu sebeple birbirinize hakaret etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinize darılmayın, İslam'ı diriltin, İslam'ı diriltin, İslam'ı diriltin Müslümanlar. Başka çare kalmamıştır çünkü. İşte asırlardan beri Hristiyan dünyası İslam ittifakını engellemeye çalışmışlardır. İslam ittifakı, alem-i İslam'ın birleşmesine en büyük engel olmuşlardır. Ve Müslümanlar
sadece bir film gibi seyrediyor hadiseleri. Ne demektir Papa? Papa'nın davası haklıdır, batılı da kendisidir. Hristiyanlık Allah'a göre lanet altına alınmış bir hadisedir. Görmüyor musunuz? Bir takım beyanatlar, merasimler, şunlar bu, insanın tüyleri ürperiyor. Efendim, mukaddes şaraba batırılmış ekmek yiyecek. Şu kafire bak hele, şarap mukaddes olur mu ya? Mukaddes şarap, haşa! Ne demek mukaddes şarap? Şarap pisliktir. Hazreti Allah şu Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle buyuruyor. İçkin min amel şeytan feşteribuhu. İçkinin her çeşidi, şarabı, rakısı, vodkası, viskisi her çeşidiyle, içki her rengiyle, her ambalajıyla, her patentiyle, içki şeytanın pisliğidir. Şeytanın pisliğidir Allah'a. Onlar mukaddes şarap diyor. Ne serseri herifler bunlar. Ne ahmak adamlar bunlar. Böyle şey yok. Bütün bunlar neslimizi yanıltıyor. Dini bir lideri ne için karşılıyorlar? Dini bir patriği papayı ne için karşılıyorlar? Hayır! Müslümanın haysiyetine, Müslümanın şerefine, Müslümanın tarihine uygun bir şekil verilmeliydi. Nerede Müslüman? Nerede şuur? Biz Avrupa'nın kulu kölesiyiz. Biz Avrupa'nın esiriyiz. Hayır Müslümanlar! Kur'an dirilecek, Kur'an uyanacak, bizim içinizde Kur'an hakim olacak, hiçbir Hristiyani, hiçbir Avrupa'yı fikir tutunma imkanı bulamayacaktır. Uyanın, kendinize gelin, İslam'a sarılın, Kur'an'ın etrafında toparlanın, hiçbir kaynağa, hiçbir sisteme yanaşmayın. Evet, işte aziz rasil kardeşlerim, bütün bunlarla, bütün bu hakikatlerle beraber etrafımızı, yeryüzündeki hadiseleri canlandırmak lazımdır. Alem-i İslam'ın uyanışı Hristiyan dünyayı telaşa düşürdü. İslam birliğinin kurulma gayretleri Hristiyan dünyayı korkuya düşürdü. Geçen hafta içinde yine biliyorsunuz İstanbul'da birinci İslam ticaret fuarı açıldı. Bilmem gittiniz gezdiniz mi? Ben gittim gördüm. İslam ticaret fuarı. 19 Müslüman memleket bir araya gelmişler, bir ticaret fuarı meydana getirmişler. O fuarın en yüksek ve en görünür yerine bir ayet-i kerimeyi muazzam bir levha gibi atmışlar. Aynen ayet-i kerime şu, ne kadar güzel yazmışlardı, ne kadar güzel atmışlardı. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا أما يا ربي رب العالمين bu ayetini birinci İslam ticaret fuarının en büyük yerine atmışlardı. Ey yeryüzünün Müslümanları! Allah'ın sizi kafirlerin elinden kurtarmak için arş-ı aladan arza indirdiği Allah'ın ipi olan Kur'an'a toptan sarılın diyordu Allah-u Teala. Sizi kafirlerin tuzağından, kuyusundan sizi kurtarmak için hablullah olan Allah'ın ipi, Allah'ın sicimine sımsıkı sarının. وَلَا تَذَرْلَكُوا فِرْكَ فِرْكَ فَرْكِ فَرْكِ olmayın diyor Allah-u Teala. Bu ayeti asmışlardı. Hristiyan dünya korkmasın da kim korksun? Batı dünyası korkmasın da kim korksun? Korkuyorlar tabii. Hemen papayı gönderdiler. Aman Papa Jean-Paul, anlaşma yap, Müslümanlar ittifakını parçala dediler. Papa bunun için geldi. Aynı şekilde Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak için Mescid-i Haram'ı basılır. Mescid-i Haram'ı basılır. Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak, ürkütmek için Mescid-i Haram'ı basılır. Orayı tertipleyenler kafirlerdi. Orayı basanlar Allahsızdı. Orayı basanlar kafiroğlu kafirlerin ta kendileriydi. İşte ayet-i kerime. Bu mevzuda ayet-i kerimeyi okuyup dersi toparlayacağım. Ve gelecek ders biraz daha etrafı duracağım. Saat doldu, zaman doldu. Mescid-i Haram'ı basmakla alakalı olan Bakara Sure-i Şerifesinin, Bakara Suresinin 114. ayetinin geniş izah ve tefsirini inşallah haftaya pazar gününe bırakıyorum.
Cenab-ı Hak, Hazreti Mevlamız, Rabbül Alemin, İslam inşallah. Saatimiz doldu. Haftaya bu kürsüde, bu yerde, bu konuyu daha etraflı devam ettirmek için bu maksat ve niyetle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle.